Dostlar merhaba. Bu Kanarya'mızın kuluçkasında bir trajedi yaşandı. Bu videoda sizlere bunu göstereceğim. Bu dişi kanarya bu sene oldukça geç eşe geldi. Nihayet yumurta verdiğinde de 4 yumurtadan 3 tanesi doluydu. Bu 3 yavru, 3'ü de çıktı. Ama maalesef ilk yavru bir gün sonra kafesin dibinde atılmış olarak gördüm. Ezilmişti, hiç daha beslenmeden ilk anlarda ezilip öldüğü belliydi. Sonrasında diğer 2 yavru 1-2 gün yaşadı. Ama şimdi böyle kuşların genel kontrolünü yapmak için geldiğinde maalesef bu yuvalıkta bir trajediyle karşılaştım. Bu dişi kanaryanın yavrularını özellikle bekliyordum. Merakla beklediğim bir kuluçkaydı bu. Renklerini ve biraz boyutu da bu dişi kanaryamızın diğer kanaryalara göre biraz büyükçe. Nasıl bir yavru vereceklerini renk ve boyut olarak merakla bekliyordum. Böyle 3 dolu yumurta olduğuna başta çok sevinmiştim. Sonrasında yavrular çıkınca tabii bu sevincim daha da artmıştı. İlk yavruyu kaybettik. Hadi olabilir dedik. Böyle şeyler olabiliyor. Ama az önce gördüğüm manzara hiç de hoş değil. Bakın. Şurada yavrunun bir tanesinin. İkisi de zaten yavruların ölü. Onlara biraz yakından bakacağız. Birazdan. Şimdi bakın şurada zaten bir tane yavrunun ayağı o yuvalığın arasından çıkmış. Aşağı sallanmış. Çok acı bir manzara maalesef. Yuvalıkta ikisi de ölü vaziyette yavruları. Şimdi yuvalığı alayım ben. Bir yakından bakalım yavrulara. Bakın arkadaşlar. Yavrular nasıl ezilmiş. Böyle bir tanesinin resmen boynu dönmüş. Bakın. Ne kadar ezilmiş. Dümdüz olmuş neredeyse büyük olan yavru. Sağdaki büyük. Diğeri küçüktü. Kursaklarında bir miktar mama var. Ama bu annenin böyle yapacağı belliydi. Ben gerekli önlemleri almaya çalıştım. Yavruları bir süre kendi elimle de besledim. Takviye de yaptım ama maalesef evde olmadığım bir sırada özellikle bu iki yavru bu şekilde ezilerek ölmüş. Neden belli diyorum? Çünkü anne yavrunun üzerine çok fazlasıyla yatıyordu. Normalde bir dişi kanarya böyle yavrunun üzerinde yatar ama arada bir kalkar şöyle altına bakar, onları yoklar, sonra tekrar yatar, tüylerini kabartır ve onları arada da besler. Ama bu dişi kanaryamız pek öyle yapmıyordu. Çok ısrarla ve çok böyle bastırarak yatıyordu yavrunun üzerinde. Ben bu tehlikeyi fark ettim yani bunun sinyalini aldım ama dediğim gibi evde olmadığım bir sırada maalesef bu yavruları böyle kaybetmişiz. Yani o sırada hani başlarında olabilseydim belki yine arada yavruları kaldırırdım, beslerdim. Çok fazla üzerinde yatmasına izin vermezdim ama işte bazen de böyle elinizden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani sürekli kuşlarınızın başında bulunamıyorsunuz. Hayatında kendine göre bir doğal akışı var. Yerine getirmeniz gereken sorumluluklar var, işiniz gücünüz var, başka kuşlardan başka. Sezonun son kuluçkalarından, son yavrularından da bunlar. Dediğim gibi heyecanla da beklediğim bir kuluçkaydı ama böyle acı bir sonla bitti. Bakalım artık bu dişinin bu sene artık yavru verme şansı kalmadı. Çünkü bu oyunun sonuna doğru zaten kuşlarım ayırmaya başlayacak. Tüy mevsimi geliyor. Bu kuşumuz böyle bu sene hem çok geç eşe gelmiş oldu hem de verdiği yavruları bu şekilde böyle heba etmiş oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere.